Şimdi evet, bu soruyu soracağım önce. Biz hayatımızı nasıl kurtaracağız? Yani İstanbul'da gerçekten 9 büyüklüğünde hissedilebilecek bir deprem olacaksa veya diyelim ki 7.8 şiddetinde diyelim, o bile yeterli. Biz canımızı nasıl kurtaracağız? İsterseniz önce Eyüp Bey, sizden başlayalım efendim. Çünkü telefon konuşmamızda Gölcük depreminden sonra bazı olumlu adımlar oldu. Ama iktidar hepsini çöpe attı. Yeni yapılar yeni riskler getirdi dediniz. Kentsel dönüşüm zaten rantsal dönüşüm oldu diyor birçok kişi. Siz de bunu söylediniz ve TOKİ dahil yapılar problemli dediniz. Ne olacak İstanbul'da? 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli Büyük Marmara depremi sonrasında işte bir milat oldu bu dönemin. Artık yapı üretim denetim sistemi, planlama, afet yönetimi ve benzeri konularda yeni bir dönemin başlayacağı konusunda farklı siyasi kesimler ve toplum çevreleri bir mutabakat sağlamıştı. Yani en azından kamuoyunun önünde söylemler bu yöndeydi. Nihayetinde merkezi hükümetin o dönemde Sayın Bülent Ecevit'in başbakan olduğu dönemde deprem konseyi oluşturuldu. Değerli hocamız da bunu çok iyi ifade edecektir. Deprem konseyi farklı uzmanlıklardan, bilim insanlarından oluşan bir kuruldu. Hı hı. Ve Türkiye'de uzmanların söz sahibi olması afet depremlerle ilgili süreçle ilgili verileri, bilgileri bir araya getirmeleri ve siyasetçinin, kamu yönetiminin bundan yararlanması ve gerekli kararları alıp hayata geçirilmesi söz konusuydu. O nedenle de bu tarihsel bir adım olarak değerlendirilmesi gerekiyordu. Bir tanesi bu. İkinci olay, o dönemde yine merkezin katkısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hazırlanan JAYKA raporu, depremin etkileri ve yapı envanterinin genel durumuna ilişkin bir bakış açısı, bir veriler Japonların öncülüğünde bir araya getirilmişti. Üçüncü bir belgede İstanbul Deprem Master Planı. İstanbul Deprem Master Planı hazırlanarak 2003 yılında yürürlüğe girmişti. Bunlar önemli süreçler ve bu süre içerisinde de mevcut yapı sistemini 3194 sayılı imar kanunu üzerinden yürütülüyordu. Bunun yerine yeni bir yapı denetimi arayışı söz konusuydu. Ve o dönemde kamusal denetimi reddetmeyen ve belli bir yapı denetimi gündeme getirilmişti. Bu süreç daha sonra işte denemelere bağlı olarak olumlu adımlarla gelişecekti. Bir başka konu daha var, çünkü bunu da söylemem gerekir. Önemli, olumlu adım olarak söylemem gerekir. Bir pilot ilçede uygulama denemesi söz konusuydu. Bu kapsamda Türkiye'deki ilk gece konduların oluştuğu ve hemen tarihi surların, İstanbul'da tarihi surların bitişiğindeki bir ilçemiz Zeytinburnu'nda bir deneme gerçekleştirildi. Zeytinburnu'ndaki pilot ilçe deneyimini biz Mimarlar Odası olarak, diğer meslek örgütleri, hatta üniversiteler, uzman çevreler tarafından eleştirdik. Ama bir model arayışı önemliydi. Bir şey daha önemliydi. Çok katlı yapı önermiyordu. 5-6 katlı yapılar söz konusuydu. Bizim eleştirdiğimiz konu tarihi yarımadayla ilişkileri ve yapı yoğunluğunun artırılmasına yönelikti. Hı. Fakat daha sonra gördük ki 2003'ten sonra iktidarın çıkardığı bir takım yasalarla, düzenlemelerle bütün bu hazırlıkları devre dışı bıraktığını gördük. Yani 99 depremi sonrası atılan bütün adımları yok saydı. Önce işte deprem konseyini lağvetti, İstanbul Deprem Master Planı'nı rafa kaldırdı. Zeytinburnu örneğinden bir daha söz edilmedi. Ve rantı, gayrimenkul ve imar üzerinden çevre yağmasını önceleyen bir takım kentleşme ve yapılaşma politikaları yürürlüğe girdi. İşte bu politikaların yürürlüğe girmesinden sonra yeni bir süreç başlamıştı. Halbuki
Deprem master planı ve daha önceki hazırlıklar bize şunu söylüyordu. Öncelikle İstanbul'un ve Türkiye'deki bütün kentlerin afet risklerine karşı hazırlanması, bu çerçevede afet risklerini azaltıcı eylem programları yürürlüğe sokulmalıydı. Yine bu çerçevede mevcut yapı stokunun envanterinin çıkarılması, kimi depreme karşı uygun olmayan zemindeki mahallelerin yapılaşmalardan arındırılması gibi Tuzla pek çok... Tuzla örneğini vermiştiniz telefonda konuşurken. Tarım arazisine önce 4-5 katlı binalar yapıldı, şimdi 15 katlı binalar inşa edildi dediniz. Değil evet, mi Tuzla'da? Evet, deprem master planı çerçevesinde yapılaşmadan arındırılması ya da artık yapılaşmanın yasaklanması öngörülen yerlerden birisi Tuzla. Hı hı. Çünkü depremsellik koşullarından en çok etkilenebilecek ilçelerimizden bir tanesi. Ve nihayetinde burada birinci derecede verimli tarım arazileri imara açılmaya başlamıştı. Depremin gerçekleştiği zaman henüz kısmi miktarda, az miktarda 4-5 katlı bir takım binalar söz konusuydu. Ama gördük ki 2003 sonrası kentleşme ve yapılaşma politikaları çerçevesinde bölgenin tamamı, kıyı, dolga alanları ve tarım arazilerinin tamamı imara açıldı. Üstelik 10-15 katlı yüksek yoğunluklu bir takım yapılaşmalar buraya öngörüldü. Halbuki biliyoruz ki buranın yapılaşmadan arındırılması gereken bir bölge. Bunu kim söylüyor? Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yani şimdi Cumhurbaşkanı makamında olan Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu döneminde hazırlatılan rapor söylüyor. Yani kendilerinin hazırlattığı rapor söylüyor. Peki buraları 10-15 katlı imara açan kim? Yine kendileri. Ve bugün bölgede 15 katlı binalara hala ruhsat veriliyor. Bu binalar yükseliyor. Bu binalar deprem karşısında büyük ölçüde yıkımla karşı karşıya kalacak ya da yıkımla sonuçlanmayan hasarlar ağır hasar şeklinde olacak. Bunu nereye göre söylüyoruz? Çünkü son 20 yılda üretilen yapılarla ilgili iktidar şöyle bir söylem sürdürüyor. Bu binalar denetleniyor. Bu binalar sağlam ve güvenlidir. Bu binaları da kredilendiriyoruz. Kaynak sağlıyoruz bankalar üzerinden. Bu nedenle de yurttaşlarımız bedellerinin birkaç katı, milyonlarca bedel öderek bu binalardan daire satın alıyor. Şimdi bu dairelerin, bu binaların sağlam ve güvenli olup olmadıkları Kahramanmaraş merkezli depremde test edildi. Ve gördük ki tarım arazilerine yapılan 10-15 katlı binalar büyük ölçüde yıkıldı. Kalanları ise gördükleri hasar nedeniyle yıkılıp ortadan kaldırılmaları gerekiyor. Peki bu bölgede, deprem bölgesindeki binalar nereye yapılmıştı? İşte Hatay'da zeytin bahçelerine, Malatya'da kayısı bahçelerine, Maraş'ta biber tarlalarına, işte İskenderun ve kıyılarda narenciye bahçelerine 10-15 katlı binalar yapılmıştı. Bu yapıların ortak özelliği tarım arazilerine yapılmış olmalarıydı. Hala yapıyormuş TOKİ. İşte biraz önce hala ben programın birinci bölümünde şey yaptım. Hala tarım arazilerine TOKİ bina yapma, inşaata başlamış. Yani bu nasıl durdurulmalı? Ben o anlayamıyorum. Ya bu nasıl, iktidar nasıl bunu denetlemez? Daha onu diyor Sayın Naci Görür. Şeyde İzmir'deki bu ikinci yüzyılın İktisat Kongresi'nde konuştuğunda diyor ki daha kaç vatandaşımız ölsün? 50 bin, muhtemelen çok daha fazla insanımızı bir gecede, bir dakikada toprağa gömdük. Bu deprem biliniyordu diyor. Şimdi diğer depremlerde biliniyor. Zaten Türkiye bir uçtan öbür uca deprem bölgesi deniyor. Ama TOKİ hala tarım arazisine, altı yumuşak araziye inşaat yapmaya devam ediyor. Yani bunu nasıl yapacağız? Siz isterseniz bitirin burada sözünüzü, çünkü şeyden de bahsettiniz, İstanbul'da şehre 200'den fazla gökdelen yapıldı. Hepsi problemli dediniz. Temelleri depreme dayanıklılığı riskli. Yani bunlar hem görüntüyü mahvettiler hem de
tehlike altında orada bulunan iş yerleri yani insanlar. Bu aşamada Ruat Hanım şunu söylemek isterim. Şimdi mevcut yapı stokunun ele alınması ve kimi binaların yıkılması, kimi binaların yenilenmesi, kimi binaların güçlendirilmesi ve deprem risklerinin azaltılması gerekiyordu. Bu yapılmadı İstanbul'da. Tam aksine 30-40 katlı binalar yapıldı. Peki bu 30 katlı binanın temeli problemliyse nasıl yıkacak? Şimdi zaten yani doğaya bir saygısızlık, doğaya meydan okuma gibi bir anlayış çerçevesinde bu yapılıyor. Doğayla barışık insan yerleşimleri hedefi yok. Yani nereden ne kadar daha fazla rant elde edilir? Bunu artık herkes biliyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depreminde bunu acı deneyimlerle yaşadık. Herkes biliyor. Bugün insanlar 20-30 katlı binalarda ikamet etmek durumunda. Bu hem insancıl değil, hem komşuluk ilişkileri böyle bir yapılaşma üzerinden kuramazsınız. Doğayla barışık değilsiniz. Hem de sağlam bina yapma ihtimaliniz bugünkü yapı üretim denetim sisteminde mümkün değil. Bakınız Türkiye'de yüksek yapı yönetmeliği yok. Bu yapılar kamu eliyle denetlenemiyor. Çünkü şu anda mevcut belediyelerimizde bu yapıları denetleyecek kadrolar yok. Kadro ihtisas etmek istediği zaman merkezi hükümet kadro alımını engelliyor. Mimar, mühendisler işçi statüsünde ancak belediyelerde çalışabiliyor ve sorumluluk üstlenemiyor. Merkezi hükümetin bu despotik politikalar nedeniyle yerel yönetimler istese de bu kadrolar kurup bir takım çalışmalar yapması oldukça zaten, zor. Zaten sahillerimizde en güzel yerlerde inşaat yapılmaması gereken sit alanlarında belediyeler izin vermediği zaman gidip bakanlıktan çıkarıyorlar izni. Gidip orada istedikleri gibi otelleri ve binaları dikiyorlar. Yani Türkiye'de yolsuzluğun sınırı yok artık maalesef. Onun için hani hallediyorlar işlerini. Şöyle tabii yani dedi ki ya var olan yapı stoku iyileştirilmediği gibi yeni yapılı çevrelerin de sağlam ve güvenli olduğunu söyleyemeyiz. Bunu daha da detaylandırabiliriz. Bunlarla birlikte İstanbullular daha çok afet risklerine maruz kalacaklar. Bugün yapının stokunun bütünü açısından, İstanbul açısından söylersek 850 bin binanın 500 binden fazlası afet ve deprem risklerine karşı güvenli değil. Bu şu anlama geliyor. 4 milyon konutun 2 milyondan fazlası güvenli değil. İstanbul'un bugün yarısı tehlikede. Misafirleriyle birlikte İstanbul nüfusu 20 milyonlara gelmiş. 20 milyon nüfusun 10 milyondan fazlası güvenli yaşam çevrelerinde yaşamıyor. Peki ne yapacağız? Kaldı ki, ne yapacağız Eyüp Bey? Yani hakikaten şimdi Sayın Ziyadin Bey'e de soracağım. Yani biz ne yapacağız? Korku içindeyiz İstanbullular olarak. Gerçekten herkes eminim gece yatağına girerken ben de koyuyorum başucuma bir düdük koyuyorum falan yanıma su koyuyorum bir şey ama bu sonu yok ki. Mesela açta kalacaksınız eğer kurtulduğunuzu düşünelim Allah hepimizi korusun ama açta kalacaksınız yiyecek de bulamayacaksınız su da bulamayacaksınız. Bu hani sanki öyle bir durumdayız ki İstanbullular bekliyorlar hani ileride bir gün olabilir deprem öyle değil işte. Bir saniyede oluyor, bir saniyede. Bunun ne zaman olacağı da belli değil ve biz bunun üzerinde durmak ve İstanbullular olarak talep etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi seçim geliyor mesela bir yana bırakıldı. Seçimle konuşuyoruz mecburen çünkü çok önemli bir seçim. Ama bu yani şeyin dediği gibi hakikaten Naci Görür, Profesör Naci Görür'ün dediği gibi her şeyin önünde bu gelir diyor. Yani işte buraya yazdım çok güzel bir konuşma yapmış o da. Diyor ki hani diyor siyasiler tartışıyor ya hukuk, adalet, işsizlik, yolsuzluk. Ne sayarsanız sayın en başa depremi koymak zorundasınız diyor. Şimdi lütfen sözünüzü bitirin buyurun efendim. Ya bu aşamada şunu ifade etmek istiyorum. Aslında sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin bütününde bilimsel, teknik kurallara bağlı kamu yararını ve toplum güvenliğini önceleyen bir afet yönetimi olmadığı gibi
planlama, yapı üretim ve denetim sistemi de bulunmamaktadır. Bugün geç değil diyerek yeniden kentler nasıl ayağa kaldırılabilir, kentler nasıl sağlam ve güvenli hale getirilebilir, bunu tartışmaya başlamamız gerekiyor. Kentler tamam, bütün kentler için tartışılması gerekiyor, evet. Tabii. Ama İstanbul'un ki yakında bekleniyor. Yani devamlı olarak bunu söyleyip duruyorlar. Kahramanmaraş için söylediler, kimse dinlemedi. Şimdi İstanbul için söylüyorlar ve bu yani ne zaman olacak? Murat Hanım, ne zaman? Yalnız bunu sadece deprem olarak düşünmeyelim. Bakınız, dünyadaki depremlerde yitirilen insan sayısının toplam afetlerdeki insan sayısına oranı sadece %16. %84'ü, yani dünyada afetlere maruz kaldığı için hayatını kaybeden insanların %84'ü diğer afetlere bağlı olarak gerçekleşiyor. Örneğin sel, işte deprem bölgesinde sel oldu. Mayıs, Haziran ayları geliyor. Karadeniz bölgesinde deri yatakları, yapılaşmalara doldu. Orada sele maruz kalacak. Bayburt'un içerisinden geçen Çoruh Nehri'nin bir kolu daracık bir beton içine hapsedildi. Bunları konuşacağız. Çünkü Malatya'daki selde de kanalın yanına çadırları koymuşlar. Bütün çadırlara sel bastı. Evet. Yani son cümlem, yani bütünleşik bir afet politikasına ihtiyaç var. Ve buna bağlı olarak hareket etmek gerekiyor. Evet.